Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Oldukça uzun bir isim, öyle değil mi? Hemen hemen her şey için bir kısaltmamız olduğundan buna da kısaca KOAH diyoruz. Bu kısaltmayı, yani KOAH'ı belki daha önce de duymuşsunuzdur. Şimdi gelin açılımının anlamı neymiş bir bakalım. Kronik, hastalığın ortaya çıkışı ve gelişiminin uzun bir zaman dilimine yayıldığı anlamına gelir. Akciğer hastalığı, adından da anlaşıldığı gibi hastalığın akciğerleri etkileyen bir hastalık olduğunu belirtir. Buradaki anahtar kelime obstrüktifi ise az sonra daha detaylı anlatacağım. Öncelikle buraya hava yollarını çizmek istiyorum. Burası havanın akciğerlere giriş yaptığı soluk borusu. Hava yollarının yapısı bence adeta ters çevrilmiş bir ağaç gibi görünüyor. Hava yolları aynen ağaç dalları gibi. Uçlara gittikçe incelip sayıları artıyor. Ben buraya hepsini çizemeyeceğim ama mantığını anladığınızı düşünüyorum. Dalların ucuna geldiğimizde bu şekilde minik bir baloncuğa benzeyen bir yapıya ulaşıyoruz. Buna alveol kümesi adı verilir. Alveol kümesi alveollerden meydana gelir. Kümenin kendisine ek olarak kümeye açılan hava yolunun kenarlarında da alveoller vardır. Şimdi esas konumuza gelecek olursak, amfizemin meydana geldiği yerde işte burasıdır. Daha iyi anlayabilmek için şuraya biraz daha yakından bakalım. Evet, alveol kümesine giden yol burası. Alveol kümesine giden hava yolunun böyle yan yana dizilmiş çadırlara benzeyen bir görüntüsü vardır. Alveolleri bu şekilde çiziyorum. Çünkü aralarda her alveoli bir diğerinden ayıran bir duvar olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Akciğerlerdeki hava yolunun kenarındaki bu alveollerin ucunda da alveol kümesi bulunur. Ha, bu arada bu görüntünün nefes alışın tepe noktasına, yani akciğerlerin hava ile dolduğu ana ait olduğunu da eklemeliyim. Burada bir balon benzetmesi yapmak istiyorum ama akciğerle balon arasındaki benzetmenin özellikle havanın dışarı verildiği sırada daha doğru bir benzetme olduğunu bilmelisiniz. Havanın dışarı atılma safhasına geçmeden önce balon benzetmesinin neden bu safha için daha uygun bir benzetme olduğuna kısaca değinmek istiyorum. Şimdi elimizde bir balon olduğunu düşünelim. Şişmesi için içeri hava giriyor. İster içeri hava üfleyin, isterseniz de balonu bir makine aracılığıyla şişirin. İçeri hava girmesini sağlayan buradaki pozitif basınçtır. Ama nefes alma sırasında kimse ya da hiçbir şey akciğerlerimize hava üflemez, öyle değil mi? Hava içerideki negatif basınç sayesinde akciğerlerimize dolar. Bunun sebebi göğüs duvarımızın içinde balon bulunan bir kutu gibi davranmasıdır. Göğsümüz kaslar aracılığıyla genişlerken balonun çeperini de genişletir ve negatif bir basınç yaratarak içeri hava girmesini sağlar. Aslında obstrüktif hastalıklar ekspiratuar, yani nefes vermekle ilgili olduğu için nefes alma süreciyle şimdilik ilgilenmiyoruz. Havanın içeri nasıl girdiğinden bağımsız olarak nefes almanın tepe noktasındayken bunun bir balon gibi olduğunu düşünebiliriz. Balonun ağzını serbest bıraktığınızda hava nasıl dışarı kaçıyorsa aynı durum akciğerlerimiz için de geçerlidir. Evet, nefesimizi bıraktığımız anda aynı balonda olduğu gibi akciğerlere esneklik sağlayan elastin havanın akciğerlerden dışarı çıkmasını sağlar. Elastine elastin ismini verenler çok doğru bir şey yapmışlar. Çünkü elastin kelimesiyle esneklik anlamına gelen ve teknik bir terim olan elastisite arasında bir bağlantı var. Nefes verdiğimizde, yani kaslarımız gevşediğinde bu duvarlarda orijinal hallerine geri döner. Ve duvarların itiş gücü sayesinde akciğerlerimizde pek fazla hava kalmaz. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında elastin yıkımı gerçekleştiği, yani elastin yok edildiği için bu bölmeciklerin yapıları bozulur ve bu duvarlar onlara itiş gücünü veren esnekliklerini de kaybederler. KOAH'lı bir akciğerin görüntüsü buradaki balonumsu görüntüden epey uzaktır. Yapısı bozulduğu ve esnekliğini kaybettiği için sınırları ve şekli belli olmayan şöyle bir görüntü alır.
artık balondan çok plastik bir torbaya benziyordur. Ve sizin de tahmin edebileceğiniz gibi plastik bir torbanın içine hava doldurup serbest bırakırsanız, havayı dışarı itecek bir yapısı olmadığı için hava dışarı kendiliğinden atılamaz. Duvarlarında tekrar eski şekline dönmesini sağlayan bir itiş gücü yoktur. Bu birinci adımdı. Amfizemde durum daha da kötü bir haldedir çünkü buna ek olarak hava yolunun bu kısmı tıkanır ve havanın dışarı atılması için bir engel oluşturur. Bunun sebebini de başka bir benzetmeyle açıklayacağım. Evinizdeki bir kapının rüzgarlı ya da esintili bir günde açık olduğunu düşünün. Böyle zamanlarda hava akımı yüzünden kapı bazen kendi kendine kapanır, öyle değil mi? Burada da durum aynıdır. Hava dışarı çıkmaya çalışırken duvarları da kendine doğru çeker. Sağlıklı bir akciğerin dokusundaki elastiğin hava yollarının açık kalmasını sağlarken, amfizemli bir akciğer esnekliğini kaybettiğinden hava yolları bir noktada tıkanmaya başlar. Bunun sonucunda da hava akciğerlerde sıkışıp kalır ve dışarı çıkamaz. Yani bunun sebebi sadece hava yolu duvarlarının havayı itemiyor olması değil, aynı zamanda hava yollarının da içe doğru çökmüş ve tıkanmış olmasıdır. İşte bu iki durum bir araya geldiğinde obstrüktif hastalıklar dediğimiz hastalıklar ortaya çıkar. KOAH aslında iki farklı hastalık için kullanılan bir terimdir. Biri bu videonun da konusu olan amfizem. Diğeri de kronik bronşit. Hastalık isimlerinin sonlarındaki itekinin o bölgede iltihaplanma olması anlamına geldiğini biliyoruz. Bronşitte de bronşlarda yani hava yollarında iltihaplanma olmuş durumdadır. Hastalığa yakalanış açısından bu iki durum aynı anda gözlenebilir. Ama biz bu videoda elastin yıkımı sonucu ortaya çıkan amfizemden söz edeceğiz. Evet, nerede kalmıştık? Hava akciğerlerde sıkışıp kalmıştı ve dışarı çıkamıyordu, öyle değil mi? Şimdi bu noktada solunumun amacı da akciğerlerimizi mümkün olduğu kadar çok havayla doldurmak değil mi? Bunun nesi yanlış olabilir ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Aslında yarı yarıya haklı sayılabilirsiniz. Şimdi burada bir gaz alışverişi olması gerektiğine göre hava yolları boyunca uzanan kan damarları olmalı. Havadan aldığımız oksijen burada kana geçerek dolaşım rengini kırmızıya yani bu damarlardaki kanı temiz kana çevirir. Tabii öte yandan akciğerlere gelen bu kanda da karbondioksit bulunduğunu unutmamalıyız. Bu karbondioksit dokularımız oksijeni kullandıktan sonra ortaya çıkar ve vücuttan atılmak için akciğerlere gelir. Burada kandan akciğerlere geçer ve nefes verme sırasında ağızdan ya da burundan dışarı atılır. Bahsi geçen bu gaz alışverişi akciğerlerin temel görevidir. Obstrüktif hastalıklarda akciğer bu görevin tamamını yerine getiremez. Oksijen içeri girer ama alışveriş sisteminin diğer yarısı tam olarak işlemediği için karbondioksit vücuttan dışarı atılamaz. Ki bu da en az oksijen alamıyor olmak kadar büyük bir sorundur. Amfizemdeki tüm problemlerin kaynağı da işte budur. Akciğerlerimizde yaklaşık 2,5 milyon tane alveol olduğunu biliyoruz. Şimdi bu alveollerin hepsinin elastin yıkımı yüzünden esnekliklerini kaybettiğini düşünün. Peki amfizem acaba nasıl görünür? Normal akciğerler buna benzer. Yani aslında tam olarak buna benzemezler de önemli olan fikri anlamak. Ben maalesef daha iyisini çizemiyorum. Hastalık durumunda ise hava dışarı atılamadığı için akciğerler günden güne şişmeye başlar. Akciğerler gittikçe daha fazla şişer ve genişler. Amfizem kronik bir hastalık olduğu için yıllar boyunca bu şekilde yaşayan bir amfizem hastasının göğüs kafesi ve bu bölgedeki doku akciğerin dışa doğru baskısından dolayı bir süre sonra şekil değiştirir. Şu an ne çizdiğimi anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama ben şu an bir varil çizmeye çalışıyorum. KOAH hastalarının göğüs kafeslerinin şekli varile benzetilir. Bu hem önden arkaya hem de sağdan sola bir şişme olduğu anlamına gelir. Göğüs kafesinin şişmesi hastaya rahatsızlık veren bir durumdur.
Evet, şimdi çizdiğim insana birazcık benzemesi için biraz saç çiziyorum. Evet, hastamız son derece mutsuz. Çünkü göğüs kafesi adeta bir varil gibi şiş ve bu şişi indiremiyor. Amfizemli kişilerin soluk alışverişleri de farklıdır. Bu yüzden onlardan zaman zaman pembe üfleyici diye de bahsedilir. Pembe, nefes almada bir problem olmadığını, yani oksijen yetersizliği olmadığını simgeler. Bu hastaların kanlarındaki oksijen seviyesi düşük olmadığı için mavi yerine pembeyi kullanıyoruz. Üfleyici kelimesi ise bu kişilerin dudaklarının nefes verirken sanki ağızlarında bir pipet varmış gibi büzüşmüş olduğunu belirtmek için kullanılır. Dudaklarının büzüşmüş olmasının sebebini anlamak için az önce verdiğim cereyandan kapanan kapı örneğini düşünün. Ben şu kapıyı bir kere daha çizeyim. Normalde dışarı hava verdiğimizde kapı kapanmaz çünkü bu kapı bir şeyle sıkıştırılmış haldedir. Duvarlar da havayı şu şekilde dışarı ittirdiği için hava kapıdan geçip hızlıca dışarı çıkar. Amfizemde ise kapıyı sıkıştıran bir yapı yoktur. Ayrıca hava çıkışı da çok çok daha yavaştır ve çıkan hava miktarı da çok azdır. Onun için de koahlı hastalar hava yollarını açık tutabilmek için dudaklarını büzüp daha yavaş soluk vererek hava yolunu mümkün olduğunca uzun süre açık tutmaya çalışır. Unutmayın, kapının açık kaldığı her saniye biraz daha hava çıkışı anlamına gelir. Evet, dudakları büzüştürmek, hava çıkışını yavaşlatmak yani kontrol etmek amacıyla vücudun kullandığı mekanizmalardan biridir. Bunun yanında bu hastaların nefes alışveriş sayıları artar. Bunun sebebi solunumun efektif olmamasıdır. Nefes sayısındaki artış diğer kişiler tarafından üfleme olarak da görülebilir. Amfizemi düşündüğümde aklıma gelenleri hızlıca bir özetleyecek olursam, genişlemiş akciğerler, kocaman şişik ve varile benzeyen bir göğüs kafesi ve büzük dudakları ile nefes veren ve dışarıdan üfleyip püflüyormuş gibi görünen bir insan düşünebiliriz.